Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Son dakika gelişmesi var. Gençlik ve Spor biliyorsunuz 65 bin hem işçi hem de memuru ilgilendiren promosyon ihalesi Ziraat Bankası'nda kalmıştı. Bakan devreye girmişti. En son İş Bankası'nda kalmıştı ama bakan devreye girip İş Bankası'ndan Ziraat Bankası'na almıştı bu promosyon ihalesini. Nedeni de şuydu. Ziraat Bankası'nın Türkiye genelinde her ilçede şubesinde olması, ikincisi de EFT havale ücretini almam almayacak olmasıyla Ziraat Bankası'na döndürülmüştü ve 6000 TL'de kalmıştı. Promosyon ihalesinde bildiğiniz üzere 15 Mart civarında ödeneceği söylenmişti ama dün Iğdır ilinde dün itibariyle Şehven yani Hatay'la 6000 TL promosyonlar Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda çalışan kamu çalışan arkadaşları yatırıldı arkadaşlar. Ama velakin erken yatırıldı ve paralar geri istendi bilgisini aldık. Paralar arkadaşlar 15 Mart civarında yatacak. Yani daha nereden baksanız bir 20 gün 20 gün sonra yatacak arkadaşlar. Şeven yatırıldı. Bu bilgiyi verelim. Çünkü dün sosyal medyada paylaşılmıştı. işte Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda paralar yatmaya başladı. Banka promosyon paraları diye. Arkadaşlar bu Şeven dediğim bir hata olarak yatırılmış. Gıdır ilinde diğer 80 bilayette yatan olmadı bize ulaşan bilgiye göre. Yatacak zamanı 15 Mart civarı arkadaşlar. 15 Mart civarında yatacak bilginiz olsun. Evet Iğdır Gençlik ve Spor Bakanlığı banka promosyonu Şevven yatırılmış olup banka tarafından geri iadesi talep edildi. Az önce de bahsettim. Banka promosyonu tarihi imzalanan sözleşmede 15 Mart 2022 tarih olarak belirtildi. Muhtemelen diğer vilayetlerde de aynı anda 15 Mart'ta falan yatırılır. Belki bir iki gün öne çekilir mi bilmiyoruz ama arkadaşlar yani şu an Iğdır ilinde yatan para hatalı yattı ve banka bunu geri iadesini istemiş. Muhtemelen geri iade olmaz. İnsanlar belki de bunu harcadı ama 15 Mart'ta muhtemelen maaştan çekerler bu hesabı arkadaşlar parayı Iğdır ilinde. Durum böyle arkadaşlar. Banka promosyon ihalesi dediğimiz gibi 15 Mart'ta yatacak. Diğer kurumlarda da promosyon ihaleleri geldikçe size videolaştırmaya devam edeceğiz. Bilginiz olsun deyip videoyu burada bitiriyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.